Gizemli, hiper hızlı yıldız. NASA'nın Fermi Gama Işını Uzay Teleskobu, galakside saatte 4 milyon kilometre hızla yol alan bir atarca keşfetti. Kendi çevresinde saniyede 7-8 kez dönen bu hiper hızlı nötron yıldızı o kadar hızlı gidiyor ki, Dünya ve Ay arasındaki ortalama 380 bin kilometrelik uzaklığı 6 dakikada kat edebilir. Peki hiper hızlı yıldızlar nasıl oluşur? Neden bu kadar hızlı gidiyor ve galaksinin dışına çıkıyor mu? Atarca nedir? Önce bununla başlayalım. 10 ila 20 kilometre çapında olan ve kendi çevresinde süper hızlı dönen nötron yıldızlarına atarca, parantez içinde söylüyorum, pulsar diyoruz. Bilim insanları tarafından PSR J302 artı 6216 kod adıyla son derece yaratıcı bir şekilde kategorize edilen hiper hızlı yıldız ise ilk bakışta son derece sıradan bir atarca. Sonuçta kardeşleri kendi çevresinde saniyede 800 kez gibi müthiş bir hızla dönebilirken bu atarca yalnızca 7-8 kez dönüyor. Ancak onu evrende ayrıcalıklı kılan başka bir özelliği var. Kısa adıyla J302 bildiğimiz en hızlı yıldızlardan biri ve uzayda saniyede 1130 km hızla yol alıyor. Utah Üniversitesi araştırmacıları evrenin en hızlı yıldızını bulduklarını açıkladı. Hiper hızlı yıldız saatte 1 milyon 600 km hızla yol alıyor ve o kadar hızlı ki Dünya yörüngesinden yola çıksaydı Güneş'e 10 saatten kısa bir sürede ulaşırdı. Astronomlar LAMOS teleskobu ile bu tür 20 hiper hızlı yıldız keşfetti. LAMOS-HVS-1 ise içlerinde Dünya'ya en yakın olanı. Uzayda 440 km bölü saniye hızla giden yıldız, türdeşleri arasında parlaklık açısından ikinci sırada geliyor ve bugüne kadar saptanan en büyük hiper hızlı yıldızlardan biri. Hiper hızlı yıldızlar, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin kışmına uğrayıp üçlü yıldız sistemlerinden doğuyor. Yıldızlardan biri kara deliğe düşüyor ve momentumunu geri kalan iki yıldıza aktarıyor. Galaksi dışına savrulan yıldızlar yolda birleşerek yeni bir mavi süper dev oluşturuyor. Biz de birleşmenin etkisiyle daha da hızlanan bu parlak yıldızı teleskoplarla görüyoruz. Bu yıldızların yedisi hiper kaçaklar gibi görünüyor ve Samanyolu galaktik diskinden galaksiler arası uzaya hızlı ilerlediği dile getiriliyor. Bu yıldız grupları gökadamızda algılanan en hızlı yıldızlardan bazılarını temsil ediyor. Saatte yüz milyonlarca mil hızla ilerliyor, Güneş ise Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında NASA'ya göre saniyede yaklaşık 240 kilometrelik bir hızla yörüngede dönüyor. İlk başlarda hiper hızlı yıldızlardan çok bulunmadığı düşünülüyordu. Ama şimdi bilim insanları bu yıldızlardan 10 bin ya da daha fazla olabileceğini düşünüyor. İlk başta bahsettiğimiz istilacı yıldızlar ise komşu uydu gökadalardan galaksimizde yer edinmeye gelen yıldızlar olabilir. Her ne kadar bilgisayar modelleri süpernova artı nötron yıldızlarının maksimum hızını saniyede 1000 km olarak verse de pratikte evrende çok az sayıda nötron yıldızının bu hızlara ulaşması bekleniyor. Hiper hızlı yıldızlar ise süper kütleli kara delikler tarafından galaksiler arası uzaya sapan taşı gibi fırlatılıyor. Nötron yıldızlarından çok daha büyük ve parlak olan hiper hızlı yıldızlar Dünya'dan kolayca görülebiliyor ve astronomlara kara deliklerle ilgili dolaylı bilgi sağlıyor. Peki ya karanlık madde? Fizik ve astronomi alanında çalışmalarını sürdüren Doçent Doktor Zeng Zeng, hiper hızlı yıldızların karanlık madde ile ilişkisini şöyle açıklıyor. Hiper hızlı yıldızlar bize galaksimiz hakkında çok şey anlatıyor. Özellikle de galaksinin merkezi ve galaksiyi kuşatan karanlık madde halesi hakkında. Karanlık madde halesini göremiyoruz
ama halinin kütle çekimi yıldızları etkiliyor. Yıldızın rotası ve hızı galaksimizin farklı bölgelerinden etkileniyor ve biz de bunları inceleyerek bilgi ediniyoruz. Zeng ve meslektaşları yeni hiper hızlı yıldızı Çin'deki Xilong gözlem istasyonunda bulunan geniş gök alanı çoklu gök cismi Fiber Type Ölçüm Teleskobunu kullanarak keşfettiler. 4 metrelik açıklığıyla 4000 fiber optik kablo içeren LAMOST, aynı anda binlerce yıldızdan gelen ışığın type analizini yapabiliyor. LAMOST böylece yıldızların hızı, sıcaklığı, parlaklığı ve büyüklüğünü ölçüyor. LAMOST'un temel amacı, Samanyolu'ndaki yıldızların dağılımını inceleyerek galaksinin yapısının detaylarını ortaya koymak. Örneğin LAMOST-HVS-1, Güneş sistemine göre saatte 2 milyon 200 bin kilometre hızla hareket ediyor. Ancak bu yıldız Samanyolu'nun çevresinde saatte 1 milyon 600 bin kilometre hızla yol alıyor. Her ne kadar bugüne kadar keşfedilen en yakın hiper hızlı yıldız olsa da LAMOST-HVS-1 aslında dünyadan 42 bin ışık yılı uzakta yer alıyor. Hiper hızlı yıldızların en büyük avantajı serseri nötron yıldızlarının tersine nereden geldiklerinin belli olması. Böylece bu yıldızları kara delikler, galaksiler ve karanlık madde ile ilişkilendirmek mümkün oluyor. Utah Üniversitesi'nden Ben Bromley, hiper hızlı yıldızların astronomlar için neden önemli olduğunu esprili bir şekilde anlatıyor. Çayırda otlayan bir inek sürüsüne bakarken içlerinden biri aniden saatte 100 kilometre hızla koşmaya başlasaydı bunun önemli olduğunu düşünürdünüz. Ama hiper hızlı yıldızlarla ilgili en büyük gizemlerden biri nereden geldikleridir. Bunun sorumlusunun galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik olduğunu düşünüyoruz. Yeni keşfedilen hiper hızlı yıldız Güneş'ten 4 kat sıcak, yüzey sıcaklığı 24 bin derece ve 3400 kat daha parlak. Ancak bu kadar büyük, sıcak ve parlak bir yıldız çekirdeğindeki nükleer yakıtı kısa sürede tüketeceği için aynı zamanda çok genç olmak zorunda. Nitekim Güneş 4.6 milyar yıl önce oluştu. Fakat LAMOST-HVS-1 sadece 32 milyon yıl yaşında ve kısa ömrünü süpernova olarak tamamlayacak. Peki galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin hiper hızlı bir yıldızı dünyaya savurma şansı var mı? Örneğin hiper hızlı serseri bir nötron yıldızı aniden güneş sistemine girip güçlü yer çekimiyle dünyayı içine çekerek yok edebilir mi? Zeng bunun dikkate alınmayacak kadar düşük bir ihtimal olduğunu söylüyor. Öncelikle astrofizikçiler kara deliklerin yıldızları nadiren uzaya savurduğunu hatırlatıyor. Her 100 bin yılda yalnızca bir yıldız sapan taşı gibi uzaya fırlıyor. İkincisi serseri yıldızlar genellikle Samanyolu diskinin üstünden veya altından belirli bir açıyla uzayın derinliklerine savrularak galaksiden kopuyorlar. Güneş sistemine hiper hızlı bir yıldız girseydi bu yıldızın gezegenleri yutma olasılığı düşük olurdu. Yüksek hızlı yıldız ortalama güneş sisteminin gezegen diski 10 milyar kilometre çapında olduğu için gezegenlerin pek yakınından geçmez ya da gezegenleri kendine çekmeye vakit bulamazdı. Bu tür serseri yıldızların en büyük tehlikesi gezegenleri yörüngesinden çıkarmak ve güneşe veya uzayın derinliklerine savurmalarına yol açmak olurdu. Her ne kadar serseri yıldızlar dünya için bir tehlike oluşturmasa da astronomların galaksinin gelişim sürecini daha iyi anlamasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, bu konuya da kısaca değinmiş olduk. Bu hiper hızlı yıldızların dünyaya yaklaşma durumuyla ilgili zaten makalede bahsettiklerim var. Şöyle söyleyebilirim, yani çok trilyonda bir ihtimal bir durum. Aslında bizim için en büyük tehlike tabii ki yine asteroid ve meteorlar olur. Boyutlarına göre. Tabii 1 kilometrenin üstünde olması lazım bildiğim kadarıyla tehlikeli düzeyde olabilmesi için.
Zaten biliyorsunuz NASA bunları takip ediyor ama tamamını değil, bir kısmını takip edebiliyorlar. Gözden kaçanlar ki en son yanılmıyorsam Temmuz ya da Ağustos ayında Neowise kuyruklu yıldızıydı. Onu da çok sonradan fark ettiler. Tabii yine çok ne denir? Geç kalınmış bir uzaklıkta değil ama belirli bir uzaklığa vardıktan sonra takibini yapabildiler. Yani bizim için asıl büyük tehlike hiper hızlı yıldızlar değil de asteroid ve meteorlar olur. Çünkü dünyanın geçmişinde buna dair yaşanmış izleri çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.